Bağırma Şevket. Evlenmişler işte. Ya ne evlenmesi anne, bu çocuk delirdi mi? Ya çıldırtmayın beni ya. Hastaneden daha yeni çıktım Şevket. Ben seninle didişemem. Ha, o uğursuz kadın şikayetini çekecek. Avukat Aydın Bey de ilk duruşmada serbest bırakılabileceğini düşünüyor. Bak ben bu delikten çıkacağım. Sonra da o senin torunun var ya, o hayvanı kendi ellerimle... Bağırma Şevket. Bak buraya döndüğünde hiçbir şey bıraktığın gibi olmayacak. Seni uyarıyorum. Ondan sonra başıma artma benim. Anne, ne demek istiyorsun? Ne demek şimdi bu? Geldiğinde görürsün. Anne... Kazanmam gereken bir evladım daha var benim. Çaydan ilaçlarınızı getirdim. Bırak bunları. Bunlar benim ilacım değil. Gel. Gel otur yanıma. Benim ilacım ailem. Sevdiklerimin sevgisi. Sevdiklerimle birlikte yaşamak. Mebrure, ben Taner ve Çiçek'in bizimle birlikte yaşamasını istiyorum. Çiçek, seni babaannemle konuşturmanın bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Aksine bu durum seni biraz rahatlatır. Onun ne halde olduğunu, yaptıklarından dolayı ne kadar pişman olduğunu kendi gözlerinle görmen sana iyi gelir diye düşünmüştüm. Taner, ona her baktığımda babamın öfkesini, hayal kırıklığını görüyorum. Bana söylediği son sözleri, hayattayken bana söylediği son sözleri hatırlıyorum. Üzgünüm Taner. Ben kötü bir insan olabilirim belki. Ama babaannene zerre kadar acımıyorum. Çiçek bak şunu aklına sok. Sen kötü bir insan değilsin. Sadece kırgınsın. Ve bu durumdan çok haklısın. Bir gün bu öfkemin, bu nefretimin geçmesini istiyorum. Sonsuza kadar sürmesini istemiyorum. Bir gün bitmesini istiyorum Taner. Biraz zaman hayatım. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Torunumla aramızdaki buzları eritmek ve o kıza da bir şans vermek istiyorum. Bunu yapsan sen yaparsın. Yani Cahide Hanım, ben ne desem bilmem ki. Ya zaten biliyorsunuz Şevket çıktığı zaman ben boşanıp, ya biliyorsunuz işte. Mebrure, Şevket konusunda sen nasıl istersen öyle olacak. Ben bütün gücümle arkandayım. İster boşanırsın, ister pişmanlıklar içinde olan kocana bir şans verirsin. Ve böylece mürvetini gördüğümüz çocuklarımızla büyük bir aile olarak yaşarız. Siz ne diyorsunuz Cahide Hanım? Şevket mi pişmanlıktan kıvranıyor? Yok, kesin yanlışınız var sizin. Ya bakın. Ben sizden gizli Şevket'i ziyarete gittim daha önce. Şevket benden nefret ediyor. Hatta her zamankinden daha çok nefret ediyor. Hayır. Ben Şevket'le uzun uzun telefonla konuştum. Nasıl pişmanlıklar içinde olduğunu biliyorum. Ama karar yine senin. Ama ben isterim ki ona bir şans ver. Ama Cahide Hanım... Mebrure, bana bir umut verecek misin? Yaşamımın şu son günlerinde torunumun çocuğunu kucağıma almama yardım edecek misin? Ya Cahide Hanım, Allah bana sizden bu güzel sözleri duymamı nasip etti ya. Ben bir ömürlük duamı aldım sanki. Siz benim oğluma bir el uzattınız. Orada da benden köprü olmamı istiyorsunuz.
Ben öyle tutmaz mıyım hiç? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.